Kıymetli izleyenler, webinarımızın bu bölümünde Türkiye'nin en önemli bilim insanlarından birini ağırlayacağız. Zürih Üniversitesi Tıp Fakültesi İsviçre Bilim Akademisi Senato Üyesi Ordinarius Profesör Sayın Cezmi Aktiş bizlerle birlikte olacaklar. Sayın Aktiş, ülkemizin yetiştirdiği en önemli bilim insanları arasında. Şimdi çok kısa kendisine sözü vermeden önce kendini tanıtmak istiyorum. Sayın Cezmi Aktiş, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu ve burada görevini yaptıktan sonra da enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ihtisasını ve immünoloji yan dalı ihtisasını Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaptı. 93 yılında Sibacayci, Basel ve 1994'te de İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Merkezi'nde çalışmaya başladı. 98 yılında İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Merkezi'nde İmmünoloji Grup Başkanlığı yaptı kendisi. Yine 2002 yılında Zürich Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Venya Legendi unvanını aldı. 2006 İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Merkezi'nde direktör ve Zürich Üniversitesi'nde de profesör oldu. 2008 yılında Türkiye Ulusal Bilim Akademisi asır üyesi ve 2013'te de Ordinarius profesör unvanını aldı. Sayın Aktiş, Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi'nde 13 yıl yönetim kurulu üyeliği ve 2011-2013 yılları arasında da başkanlık görevlerini yürüttü. World Immune Regulation toplantılarının düzenleyicisi, 2015'te 2018 yılları arasında da Journal of Allergy Clinical Immunology baş editörlüğünü yaptı Sayın Aktiş. 2018'den bu yana da Avrupa'nın en üst düzey alerji ve klinik immünoloji dergisi olan Alerji'nin baş editörlüğünü yapıyor. Pek çok uluslararası ödüle layık görülen Cezmi Aktiş, Pekin Kantonal Üniversitesi ve Wuhan Üniversitesi'nde onursal profesör, Zürich Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de ordinarius profesör olarak şu an itibariyle görev yapıyor. Sayın Aktiş, hoş geldiniz. Sözü size bırakıyorum. İyi günler. Bu davet için çok teşekkür ediyorum. Büyük bir mutluluk sizlerle konuşmak. Benden önceki konuşmacının aslında Yeşilay ve Yeşilay ile ilgili yanı da var konuşmamın kısaca. Son yıllarda özellikle son 50-60 yılda dünyada hastalıklar çok karakter değiştirdi. Enfeksiyon hastalıkları çok belirginken onların yerine diyabeti görmeye başladık, romatoid artriti görmeye başladık, astım yeni başladı, alerjik hastalıklar, alerjik rinit, atopik dermatit gibi hastalıklar başladı ve 2 milyardan fazla hasta var şu anda dünyada. Gerçekten çok büyük bir sayı, dünya nüfusunun %25'ini içeriyor. İlk slaytımda sağlık personeline inanılmaz bir özveriyle pandemi sırasında çalışan sağlık personeline teşekkür etmek istiyorum. Dergimizde çok fazla COVID makalesi yayınladık. Konuşma COVID ile ilgili değil, daha farklı bir konuşma ama bu da yine Temmuz sayısının kapağıydı. Dünyayı ve Türkiye'yi kucağında taşıyan sağlık personelini mutlaka konuşmada anmak istedim. Bu konuşmanın bir başka özelliği de şans eseri bu sabah aslında konuşmanın ana makalelerinden biri çıktı. Bu epitel bariyer hipotezi ile ilgili bir konuşma ve bu 2 milyar hastalığın hemen hemen hepsinin nasıl oluştuğu, neden 1960'lardan sonra çok artmaya başladıkları ve neden yine 2000'li yıllardan sonra gıda alerjisinin, ilaç alerjisinin çok fazla arttığı, diyabetin çok arttığı, romatoid artritin, multiple skleroz yani hastalıkların çok arttığını anlatan bir konuşma. Bu 2012 yılında yayınladığımız bir derginin kapak şekli. Burada bahsettiğimiz konu epitel hücreleri dokuların ve derinin üst tabakasını oluşturuyorlar. En üst tabakasını. Ve tamamen çevresel etkenlere karşı koruyucular. Fakat bazı çevresel etkenler ve bazı enfeksiyon hastalıkları bu epitelin bariyer fonksiyonunu bozuyorlar. Onunla ilgili buluşlarımız, araştırmalarımız, geliştirdiğimiz aletlerle ilgili bir konuşma bu. Derinin, mukozanın yani boğaz diyelim, burun diyelim, bronşlar veya bağırsaklarla ilgili olan epitel alanının astımda, kronik rinositte, atopik dermatitte, kolitte ve daha birçok hastalıkta hasarlı olduğunu anladık. Biz bundan yaklaşık 20 yıl kadar önce.
Oldukça önemli bir bulguydu bu ve bu bulguyu sürekli takip ettik ve epitel bariyer hipotezini geliştirdik bu hastalıkları açıklamak için. Burada Davos'ta olan bir çığ videosu görüyoruz. 1960'lardan sonra tüm insanlık şu son bir yılda gördüğümüz COVID pandemisi gibi büyük bir çığla karşılaştı. COVID pandemisi de aslında bu çığ gibi bir pandemi oldu. İnsanlığın bir sürü kuralını değiştirecek, ekonomik kuralları değiştirecek, insan ilişkilerini değiştirecek. 1960'lardan sonra da buna benzer bir şey oldu. Daha yavaş gelişti. Ancak şu anda 2 milyar kişiyi etkiliyor. COVID 2 milyar kişiyi direkt olarak etkilemedi. Yani bu seviyeye ulaşmadı daha henüz. Ve bu konu iklim değişikliği, global ısınma ve enfeksiyon hastalıkları pandemisiyle aynı değerde oldukça önemli, insanlığın geleceğini ilgilendiren bir konu. Epitel hücrelerini burada görüyoruz. Epitel hücreleri normalde birbirlerine temas ediyorlar ve dışarıdan içeri hiçbir şeyin girmesine izin vermiyorlar. Ama bir önceki konuşmada bahsedilen sigara dumanı, bakteriler, alerjenler, mantarlar, virüsler, koronavirüs de bunların içinde, dizel gazı, nanopartiküller, bulaşık ve çamaşır deterjanları, bunların içinde bulunan sürfaktan dediğimiz maddeler, ozon gazı, ev tozu akarları, enzimler ve paketlenmiş gıda içindeki maddeler, ev temizleyicileri veya alışveriş merkezinin zemin temizleyicileri, hava kirliliği ve mikroplastik epitel bariyerini bozuyorlar. Bunlar hayatımıza birçoğu 1960'lardan sonra girdi. Özellikle bulaşık makinesi deterjanları 2000'lerden sonra girdi. Paketlenmiş gıda 2000'lerden sonra çok artarak yaşamımıza yerleşti. 2000'lerden sonra paketlenmiş gıdaya, bulaşık deterjanlarına ek olarak mikroplastik ve nanopartiküllerle de çok belirgin olarak karşılaşmaya başladık. Ve bunların da epitel dokusunun bariyerini bozduğunu anladık. Nano ve mikroplastik yılda milyonlarca ton sürekli dünyamıza geliyorlar petrol ürünü olarak ve hiçbir şekilde yok olmuyorlar. Sürekli olarak birikiyorlar. Çok ciddi bir problem. Genel olarak okyanuslarda balinaların problemi veya okyanuslardaki yaşamın problemi olarak baştan anlatıldı. Fakat şu anda çok iyi biliyoruz ki şehir içinde araba lastiklerinden, bacalardan çıkan mikroplastik, gıdalarımız içinde bulunan mikroplastik de yaşamımızı çok olumsuz şekilde etkiliyorlar ve bu 2 milyardan fazla hastalığın oluşmasında sorumlu. Bu epitel bariyer hipotezinde biz nelerden bahsettik ve bu, özellikle bu sabah çıkan makale neden bahsediyor? Nature dergisinde yayınlandı. Dünyadaki en üst düzey dergilerden biri. Epitel bariyerinin direkt olarak olduğu dokularda, hasarın olduğu dokulardaki hastalıklar var burada. Atopik dermatit yani ekzema, astım, kronik sinüzit, alerjik rinit, özofagus hastalığı, bir yemek borusu hastalığı, kolit dediğimiz inflamatuar bağırsak hastalığı ve sölyak dediğimiz bir başka inflamatuar bağırsak hastalığı burada bir grup. İkinci grup metabolizma bozukluğu ve otoimmünite ile birlikte giden hastalıklar. Şeker hastalığı, şişmanlık, yağlı karaciğer, otoimmün hepatit, karaciğer iltihabı, karaciğer sirozu, romatizma, eklem romatizması, multiple sklerozis dediğimiz beyin felçlerinden bir tanesi, yine sistemik lupus dediğimiz bir sürü organı ilgilendiren ağır bir hastalık, yine ankylozan spondit dediğimiz kemik ve eklemleri ilgilendiren ağır bir hastalık burada. Yine üçüncü grupta ise bağırsak bariyer bozukluğuna bağlı olarak otizm, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, strese bağlı psikiyatrik bozukluklar ve kronik depresyonun olduğunu görüyoruz. Bu hastalıkların birçoğuyla ilgili çok kesin kanıtlar var. Bazılarıyla ilgili şüphelerimiz var fakat şüphelerimizi hayvan modellerinde gösterebilmiş durumdayız. İnsanlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Nasıl oluyor bu hastalıklar? Burada bağırsak duvarını görüyoruz, burada akciğeri görüyoruz. Burada epitel bariyeri bozulduğu zaman mikroplar epitelin altına geçiyorlar. Epitelin altındaki immün sistem, bağışıklık sistemi hücrelerini aktive ediyorlar. Bu hücreleri COVID'de yavaş yavaş halkımız öğrendi. T hücreler var, B hücreler var,
akıllı füzeler denen antikorlar var ve bunlar oluşan iltihap gidiyor beyine doğru ilerliyor ve beyinde dolaşımla gelen hücreler bir enflamasyon başlatıyorlar. Burada multiple sklerozu görüyoruz. Ayrıca eklemlere gidip romatizmal artrit, eklem romatizması olan hastalıkları arttırıyorlar veya başlamasına yol açıyorlar. Epitel bariyer hipotezinde önce bu saydığımız etkenler epitel bariyerini hasarlandırıyor. Tekrar düşünürsek ozon var içinde, mikroplastik var, deterjanlar var. Evde kullandığınız çamaşır deterjanları, bulaşık deterjanları ve koltukları, halıları sildiğiniz deterjanlar var. Ve bu etkenler ile epitel bariyeri bozulduktan sonra epitelde, yani vücudumuzu koruyan hücrelerde bir iltihap gelişiyor. Daha sonra mikroplar bozuluyor. Dokularımızda mikroplar da var ve bu mikropların önemli bir kısmı bizi hastalıklardan koruyorlar. Bu mikroplar bozulduktan sonra mikropların biyoçeşitliliği, yani biodiversity dediğimiz biyoçeşitlilik yaşamda çok önemli. Biyoçeşitliliği bozuluyor. Mikroplar epitel bariyeri altına geçiyorlar ve orada hastalığı oluşturmaya başlıyorlar. Komensal iyi huylu bakterilere karşı ve buraya yerleşen patojenlere karşı bir bağışıklık yanıtı oluşuyor. Bu bağışıklık yanıtından sonra epitel bariyer hasarı kroniklik kazanıyor. Yani bir çocuk astım geliştirdiği 7 yaşından 70 yaşına kadar sürekli olarak bronş epiteli bozuk oluyor. Bunu düzeltmek mümkün, ancak bunun farkına varmak çok önemli. Veya kolit geçiren bir hasta, kron hastalığı geçiren bir hasta, diyabet hastalarında bağırsak duvarı geçirgenliği bozuk ve buraya mikroplar yerleşip o mikroplara karşı bir bağışıklık yanıtı oluştuğu için bağırsak geçirgenliği sürekli bozuk olan şeker hastalığı da iyileşmiyor ve artarak devam ediyor ve sürekli bir tedavi, sürekli bir bakım gerektiriyor. Bu konuda bir başka önemli şey yaptık. Bir tane deri bariyerini ölçecek bir alet geliştirdik. Kendi enstitümüzde yaptık ilk çalışmaları. Daha sonra bir firma bunu şu anda üretiyor. Atopik dermatit, melanoma, deri kanserleri de tedavinin takibi, klinik çalışmaların takibi, tedaviye erken yanıtın gösterilmesi ve bebeklerde özellikle alerjik ve otoimmün hastalıkların erken tanısında önemli bu alet. Çok küçük bir ucu var ve bu uçta 50 mikrometrelik, 25 mikrometrelik iğnecikler var ve bu iğnecikler derinin bariyerini gösteriyorlar. Bu cihazları görüyoruz ve çok küçük pinlerle bu ve artificial intelligence kullanarak bir değer oluşuyor ve bu değer deri bariyerini gösteriyor. Konuşmayı burada sona vermek istiyorum. Burada enstitümüzün üyelerini görüyoruz. Türkiye'den şu ana kadar 60'tan fazla kişi geldi. Bir yılla 4 yıl arasında çalıştılar. Şu anda da yine Laçin, Zeynep, İsmail, Yağız Türkiye'den geldi. Mübeccel Akdiş'le beraber çalışıyoruz. Eşimle beraber çalışıyoruz. Ve Türkiye'deki bir sürü üniversite ve bir sürü araştırma laboratuvarıyla ortak çalışma yapıyoruz. Bu da enstitümüz, yeni enstitümüz. Bir yıl önce taşındık. Çok güzel bir uzay enstitüsü seviyesinde. Dünyada yapılabilecek hemen hemen insan bağışıklığıyla ilgili her test yapılabiliyor. Bu da kongremiz ile ilgili önemli bir şey. Burada da Selçuk Erdem'in bir karikatürünü göstermek istiyorum. Kısaca bu karikatürde de ön yargının çok önemli olduğunu, ön yargıdan kurtulmanın çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bu tür hastalıklardan kurtulmak için çünkü deterjanları daha az kullanmamız lazım, daha iyi durulamamız lazım, sigaradan vazgeçmemiz lazım, çeşitli ozon, nanopartiküller, mikroplastiğin insan hayatından uzaklaştırılması lazım. Bunlara da değinmek istiyorum. İyi günler ve başarılı bir toplantı diliyorum.